Son birkaç videodur çok güzel sorular çözdük. Hepsi de mesafe ile hızla ve zamanla ilgiliydi. Bu sorular detaylıca bir kullanmanızı gerektirmeyen türden sorulardı. Ve belki de bu yüzden zaten eğlenceliler. Bu soruda da diyor ki, Emre ile Pınar bisikletleriyle bisikletleriyle aynı anda yola çıkıyorlar. Emre A noktasından yola çıkıyor, Pınar da B noktasından. Birbirlerine doğru sabit bir hızla ilerliyorlar. Şöyle diyelim, Emre V A hızıyla, Pınar da V B hızıyla ilerlesin, sabit hızlarla. Ve 30 dakika sonra bu iki kardeş, ha bu arada Emre ile Pınar kardeşler, 30 dakika sonra karşılaşıyorlar. Ne olacak? A ile B, yani A noktası ile B noktası arasında bir yerde karşılaşacaklar, değil mi? O zaman şimdi rastgele bir yeri işaretleyelim. Diyelim ki bu noktada karşılaşmışlar. Peki acaba buradaki mesafeler ne kadar? A noktasından bu noktaya ve B noktasından bu noktaya. Ve bu noktaya ulaşmaları 30 dakika sürmüş. 30 dakika sonra karşılaşmışlar. Ayrıca Emre, ayrıca Emre 20 dakika daha gidince B noktasına yani Pınar'ın başladığı noktaya ulaşmış. Şimdi Emre bu mesafeyi 30 dakikada almış. Bu mesafe ne kadardır? Hemen formülü yazalım mesafe eşittir hız çarpı zamandır değil mi? O zaman Emre'nin gittiği mesafe ne kadar olur? Hızı VA. Emre VA hızı ile ilerliyor. Zaman da soruda verilmiş. Buraya ulaşması 30 dakika sürmüş değil mi? O zaman şöyle diyeceğiz. VA çarpı 30. Bu ifade hız çarpı dakika cinsinden oldu. Peki buraya kadar tamam. Emre daha sonra 20 dakika daha gitmiş ve B noktasına ulaşmış. Bu mesafeyi alması da 20 dakika sürüyor. O halde bu mesafe ne kadardır? Aynı hızla ilerliyor ama 20 dakikasını alıyor. Aynı formülü kullanalım. Mesafe hız çarpı zaman değil mi? Yani VA çarpı 20 ya da kısaca 20VA. Bu da tamam. Peki Pınar A'ya, Emre'nin B'ye ulaşmasından kaç dakika sonra ulaşacak? Pınar da bu yönde ilerliyor, ters yönde, zıt yönde ilerliyor. Burada karşılaşıyorlar, sonra devam ediyor ve A'ya ulaşıyor. Bakın buradaki püf nokta şu. Emre'nin bu noktaya ulaşması 30 dakika sürmüş. Pınar'ın bu noktaya ulaşması da aynı şekilde 30 dakika sürmüş. Peki bu mesafe pınarın hızı cinsinden pınarın hızı cinsinden ne kadardır? Bu mesafe nedir? Mesafe hız çarpı zaman dedik. Pınar'ın bu mesafeyi vb hızıyla alması vb hızıyla alması 30 dakika sürmüş. O halde bu mesafe 30 vb metre. Ya da hangi birimse artık illa bir birim vermemiz gerekmiyor. Hız hangi birimdeyse, hız mesela metre bölü dakika ise mesafe metre olur değil mi? Neyse uzatmayalım, bu mesafe 30 vb'dir. Bizim bulmamız gereken Pınar'ın geriye kalan bu mesafeyi ne kadar sürede aldığı. O zaman soruyu çözmüş olacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? vb ile va arasında zaten bir bağıntı kurmuş durumdayız. Çünkü bu mesafe aynı. Ne kadar hızlı giderseniz gidin, mesafe değişmeyecek değil mi? 30 çarpı pınarın hızı eşittir 20 çarpı emrenin hızı. 20 va değil mi? Emrenin hızını pınarın hızı cinsinden yazmak istersek, gelin öyle yapalım. Sayfayı biraz kaydırayım. Eşitliğin her iki tarafını 20'ye bölelim. Ne olacak? 3 bölü 2 çarpı Pınar'ın hızı eşittir Emre'nin hızı. Buraya kadar tamam. Peki bu mesafeyi Pınar'ın hızı cinsinden nasıl ifade edeceğiz? Emre'nin hızı cinsinden değerini biliyoruz. Emre'nin hızı cinsinden bu mesafe 30 çarpı Emre'nin hızıydı değil mi? Peki 30 çarpı Emre'nin hızı. Pınar'ın hızı cinsinden nedir? Bunu 30'la çarparsak 30 çarpı Emre'nin hızı olur, değil mi? O halde eşitliğin her iki yanını, her iki tarafında 30'la çarpalım. Bu tarafa 30'la, bu tarafı da 30'la çarpalım. Bu mesafedir. Buradaki mesafedir. Emre'nin hızı çarpı 30 dakika. Bu mesafeyi alması 30 dakika sürmüş. Bu da aynı mesafenin, aynı mesafenin pınarın hızı cinsinden yazılışıdır. 30 çarpı 3, 90 etti. 2'ye bölersek 45 buluruz. Yani 45 vb. Bu mesafe 45 vb'dir. Mesafe için hız çarpı zamandır dedik. Bu hız, bu da zaman. O halde Pınar'ın bu mesafeyi aldığı zaman, dakika bu. Soruda neyi bulmamız isteniyordu? Emre'nin B'ye ulaşmasından kaç dakika sonra Pınar A'ya ulaşır? Her ikisi de bu noktaya ulaşıyor. Ardından 20 dakika sonra Emre buraya ulaşırken 45 dakika sonra da Pınar buraya ulaşıyor. 45 dakika sonra. Orta noktadaki buluşmaların ardından Emre'nin buraya ulaşması yani Pınar'ın başladığı noktaya ulaşması 20 dakika, Pınar'ın Emre'nin başladığı noktaya yani A noktasına ulaşması da 45 dakika sürüyor. Yani Pınar 25 dakika fazla gidiyor. 20 dakika sonra Emre buraya ulaşıyor ama Pınar'ın buraya ulaşması yani Emre'nin başladığı noktaya ulaşması için 25 dakika daha bekliyoruz. Yani ortadaki buluşmalarından 45 dakika sonra o zaman yanıt 25 dakika. Emre'nin B'ye ulaşmasından kaç dakika sonra Pınar A'ya ulaşır? 25 dakika sonra. Tabii soru şu şekilde de sorulmuş olabilirdi. Buluşmadan kaç dakika sonra düzeltiyorum. Pınar'ın buluşmadan kaç dakika sonra A noktasına ulaştığı da sorulabilirdi. O zaman yanıt 45 dakika olurdu. Ama soru da Emre'nin buraya ulaşmasından, Emre'nin Pınar'ın başladığı noktaya ulaşmasından kaç dakika sonra denmiş. O yüzden 25 dedik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.